वो दिल है हमारा आका हमारा। Assalamu alaikum. Huzurla bu hafta programına hoş geldiniz. Huzur sanal ortamda Belçika'nın Lajna İmala Ulusal Amlası ile görüştü. Assalamu alaikum rahmetullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Geçen hafta Belçika hanımları Beytül Mecid Camii'de oturdular ve Hazur-ı Sanal olduğunda da görüştüler. İşte duadan sonra onlar Hazur'dan talimat istediler. Hazur diyor ki efendim tebliğ şeklinde 340 sizin hedefiniz olmalı biyet konusunda. Kaç kişisiniz sizler Amla'da? O diyor 23. Ve Hazur diyor ki lokal ne kadar kişiler? Böylece siz her Amla üyesine bir biyet verirseniz, biyet alma hedef olarak verirseniz o zaman yarım hedefinize ulaşırsınız. Biz diyor ki, ben diyor ki üniversitedekilerde ve bizim onlara biz verdik ne diyeyim biyet ediyoruz. Onlara tebliğ ediyoruz. Hazır diyor ki işte genelde bu insanlar o kendini böyle okumuş kültürlü zannedenler. Onlar pek dinle ilgisli değiller ama siz normal halka tebliğ edin. Araplar var orada, Belçikalılar var. Onlara tebliğ edin. Teamler yapın yani. Yani siz Asyalılar için farklı bir grup, tebliğ grubu oluşturun. Ve başkalar için, ne diyeyim, Araplar için başka bir grup oluşturun. Ben terbiyetim ve Hazur diyor ki çocuklara namaz kıldırmaya alıştırın. İster bu erkek olsun ister kızlar. Ve çocuklarla dini konular konuşun. Onlar dini anlasınlar. Annelere söyleyin, evde çocuklarla din konuları görüşsünler. Babalar bunu yapmıyorsa, anneler bunu yapmalı. Belki böylece babalar da alışırlar. Bizim diyor, bizim bu senenin bizim hedefimiz işte perdadır ve evlilik esnasında yapılan yanlış örf ve adetlerdir. Huzur biz bu konuda biz huzurun bu konuda görüşünü istiyoruz. Huzurda ki ben bu konuları ben farklı hutbelerde, farklı yerlerde bunu beyan ettim. Kur'an'da, hadisten bunu söyledim. Bunlar alın siz. Bunun ve annelere bunu iletin. Anne baba ve çocuk arasında bir arkadaşlık olmalı. Böylelikle onlar birbiriyle sorunlarını sorunlarını birbiriyle konuşacaklar. Çocuklara sorun, onların sorunları nedir? Ona göre onlara onlar için cevap hazırlayın. Hudamul Ahmadiyye'yle de işbirliği yapıp 15 yaş üstü erkeklere de sorun.
Normal sekreter şey dedi. Pakistanlı olmayan ve yeni Ahmadi olmayanlar işte toplantılara gelmiyorlar çünkü o toplantılarda işte Urduca konuşuluyor. Huzur dedi ki programın yarısı Urdu veya da yarısı diğer yani ülke dilinde olmalı. Eğer Urduca anlayan az ise o zaman %70 program %70'i lokal yani yerel dilde olmalı. Böylelikle siz onları eğitebilirsiniz. Az sonra bir çocuk, o kız çocuk 12 yaşına gelince onlar cemaat işleriyle az ilgileniyorlar. Niye hazır diyor? Çünkü annelerin az ilgili olduğu için öyledir. Çocuklarla dini konular konuşulması lazım. Kur'an ve hadis okutun. Ama onlara sorun ki siz celse programlara gidiyorsunuz toplantılara. Sizin ilginizi çeken neydi ve ne istiyorsunuz orada? Ve işte onların ilgi alanını görerek terbiyet ve dini programlar hazırlanabilir. Eğer anneler kendi rolünü oynuyorlarsa o zaman kız çocuklar aktif olurlar. Ama işte kızlar işte okula gidiyor, geri geliyor. İşte dünami ortamda daha çok bulunuyorlar. Onun için size daha çok çaba göstermeniz lazım anneler olarak. Hazır vakfe arziye nasıl ladinalar ortak olabilir? Hazır diyor. Nasıl diğer işler için dışarı çıkabiliyorlarsa bu işler için de çıkabilirler. Eğer onlar şehir dışına çıkmak istemiyorlarsa o zaman kendi şehrin içinde bunu yaşadığı şehrin içinde yapabilirler. Ferdi ilişkilerle, kişisel ilişkilerle bunu yapabilirler. Kur'an-ı Kerim okutmak, terbiyet konularına ilgilenmek ve ben iki hafta bunu yapacağım diyebilirler. Ve vakfı arzinin şubesini kim başındaysa onunla onlar irtibata geçebilirler. Ve birçok yol var. Mesela Kur'an-ı Kerim online'da okutabilirler. Erkekler nasıl bu işler yapıyorlarsa kadınlar da aynı şekilde yapabilirler. Ne fark var aralarında? Hanımlar bir tarafta diyorlar efendim biz kadınlar erkeklere eşittir diyorlar. O zaman niye korkuyorlar erkeklerle aynı şekilde işler de yapsınlar. Hazır benim sorum şu, biz öğrenci olan kızlar nasıl tebliğ edebilirler? Az önce söylediğim gibi efendim siz ilişkilerinizi, kişisel ilişkilerinizi artırın, diğerlerden ahlakın iyi olun, namaz vakti geldiğinde namaz kılın. Diğer kızlar, bunlar bizden farklıdırlar diye farkına varacaklar. Sizinle ilişki, insanlar, kişisel irtibatlar arttıkça onlar sizin için tebliğ alanlar artacaktır. Siz farklı seminerler düzenleyebilirsiniz dünyevi konularda. Mesela İslam ve sanayileşme mesela. İşte onlar böylece insanlar İslam'ın öğretisi ne olduğunu anlayacaklar ve tebliğin yoldan açılacaktır. Siz kendi dini bilginizi artırın, dua yönelin,
Allah'dan yardım isteyin. Allah'tan Allah'a dua edin ki o size iyi bir ahmdi yapsın. Cemaat literatürünü okuyun. Güzel ahlaklı olun. Ve öğrencilerle geniş ilişkilerinizi, yani geniş bir alanda ilişkiniz olmalı. Seminerle tebliğ edebilirsiniz veya cemaatin bir faaliyeti varsa oraya onları çağırabilirsiniz, arkadaşlarınızı. Böylece yavaş yavaş tebliğ alanınızı yaratılır. Hazır buyursa ne bizim jubilyum senesidir. Biz Risale dergimizin özel sayısını çıkaracağız. Biz lejna tarihi üzerinde duruyoruz. Huzur bu konuda bir sizin bir şey, sizin aklınızda bir var mı Hazreti Amma Can'la ilgili veya size annenizin anlattıkları bir şeyler olursa? Ha, ben onlara işte çalışırken gördüm. Ama özel bir olay aklımda yok. Ama bizim evimizde gelirlerdi, bizim annemizde. 2-3 haftada 2-3 gün bu toplantılara mahallelere giderdi. Biz bunu gördük. İşte bu işte onların eski insanların çabaları buydu. Onların dini bilgileri vardı. İşte onun için cemaatinden içindeki görevliler dini bilgilerini artırmak zorundadırlar. İşte bizim gördüğümüz buydu. Bu isim bizim tarihimizdir. Allah'a emanet olun.